0-2 yaş dönemi bağlanmaya çocuğun en çok yatkın olduğu ve en pratikçe gerçekleşen dönem. Emmesi var, yakınlık ihtiyacı var, yürüyemiyor, kucağa alınma ihtiyacı var, tensil temas giderilecek, altını değiştiremiyor, kakası temizlenecek, bütün ihtiyaçları olduğu dönemde gideriliyor. Ancak bir anne bunları ihmal ettiyse, bir baba bunları ihmal ettiyse şu anlama gelmez. Eyvah, biz bağlanma dönemini kaybettik, bir daha da bağlanamayacağız. Her dönemde çocukla yeniden bağlanılabilir. Her Nereye dönem. kadar ama? Çocuk bir bağlanma figürü bulup da asıl bağlanma ihtiyacı olan anneyi ve babanın duygusunu başkasından gidermeye başlayıncaya kadar giderilebilir. Yani bu şu ne demek bu? Bu şu demek. Çocuk 16 yaşına geldi. Hala bir kız arkadaşı yok ya da bir erkek arkadaşı yok. Örneğin ya da herhangi birisine bağlanmadı. Bir tesellicisi yok. Yaşlı bir zat var. Onun yanına gidiyor. Keyiflice o ona tesellide bulunuyor. Mahallede bir arkadaşı ona tesellide bulunuyor. Her türlü derdini dinliyor. Yok şu anda çocuğun. 16 yaşına geldi. Hala ebeveyn ilişkisi bir şekliyle devam ediyor. Hala bağlanabilirsin. Yani çocuğun duygusal ihtiyaçlarını gideren bir başka figür çıkmadığı sürece çocuğun karşısına ebeveynin hala bağlanmaya olan, yeniden bağlanmayı gerçekleştirebilir. Çocuk 18 yaşına geldi, 19 yaşına geldi. Bir erkek çocuk kız arkadaşı edindi. Ona günaydın diye mesaj göndermeye başladı. Gülücükler gönderiyor. Özledim seni diyor. Şu anda çocuk duygularını ona doğru bırakmaya başladı. Annesi geldi. Oğlum dedi, sarılmaya şey yaptı. Anne dur diye direnç göstermeye başladı. Şu anda duygusal ihtiyaçlar başka yerden karşılandığı için yani o dönemden itibaren riske girmiş diyebiliriz.